Ve neticede çizilen bir harita bize aslında böyleydi. Sonrasında anlaşmalarla vesaire, ama buralar zaten bizim yönetimimizde. Evet, sonra biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda dedik ki tamam, bu sınırları biz kabul ediyoruz. Ama bir anda bizim ilişkilerimiz ilk işte 80'lerin başında bir PKK terör örgütü diye bir örgüt. Sonra Suriye'de o örgütün büyütülmesine yönelik şey adımlar. Irak'ta keza öyle. Bugün geldiğimiz konu, az önce anlattığım, bir anda yani asıl hedefin bu bölgede İsrail'i destekleyecek ABD güdümünde bir terör devletinin oluşturulması. O terör devletinin parçaları da İran'dan toprak almak, Suriye'den toprak almak, Irak'tan toprak almak ve bizim de işte o anlaşmalar eğer gerçek olsaydı olabilecek, şu anda Güneydoğu Anadolu bölgemizden toprak almak. Sayın Cumhurbaşkanı çizdiği, işaret ettiği tehlike bu. Yani bu anlaşmalar rafa kalkmış değil. Devam eden anlaşmalar, hedeflenen durumlar mı bunlar? Dolayısıyla bizim için şu an tehlike değil belki, ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın, siyasetçilerin, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı'nın bunların amaçları bu dediği durum bu mu? Evet, bir önceki harita gelirse belki oradan başlamak lazım. Yani 100 yıl önce, şimdi 1918, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bu bir önceki harita gelirse bizim kontrolümüzden çıktı. Yani evet. Orta Doğu coğrafyası bizim kontrolümüzden Birinci Dünya çıktı. Osmanlı sonra. Devleti'nin kontrolünden çıktı. Şimdi birbiriyle çelişen taahhütlerde bulundu İngiliz idaresi bu coğrafyada. Hı hı. 1917'de Rusya'da Çarlık yıkıldı ve işte Bolşevikler, komünistler yönetimi ele geçirdi. Yönetimi ele geçirince savaş sonrasında bölgeyi Fransız ve İngilizlerin paylaşacaklarını, Sykes-Picot anlaşmasını deklare ettiler, açıkladılar. Evet. Böyle gizli bir anlaşma var. Hı hı. Savaşın sonunda İngiltere ve Batılı devletler bu coğrafyayı Fransa kendi aralarında paylaşmak istiyorlar. Hı hı. Şimdi birbiriyle çelişkili taahhütler olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da Suudi Arabistan, işte Arap idarelerine eğer siz Osmanlı'ya karşı isyan ederseniz sizin orada da Şerif Hüseyin krallığınızı destekleyeceğiz diye Araplara yönelik taahhütler var. 1917 yılında da bu Arthur Balfour, İngiltere'nin Dışişleri Bakanı, hı hı. Balfour Deklarasyonu'nu yayınladı. Yani bakın, bunun üçü de birbiriyle çelişiyor. Yani gizli anlaşmada Orta Doğu coğrafyasını, bunların hepsi yapay devlet. Irak, Suriye, Lübnan, yani buralarda böyle bir devlet yoktu. Kuveyt de öyle. Tabii, İran mesela dışında Kuveyt, öyle bir ülke yok. Kuveyt, hiçbir... Basra vilayetine bağlı bir kaymakamlıktı Osmanlı döneminde. Bundan mütevellit zaten Saddam'ı tahrik ettiler. Efendim, siz işte emir verin, tekrar size bağlı olduğunuzu bildirsin. Bildirmiyorsa bunun üzerine yürümek lazım 90 yılında, Ağustos ayında. Şimdi baktığımızda bunların hepsi yapay devletler. Tamam. Ve şimdi o haritaya gelirsek bu anlaşmayla, Sykes-Picot anlaşmasıyla oluşturulan yapay devlet. Ya, tabii ki şu an ülkelere yani, yapay devlet demek doğru değil. Ama yani bunlar sonradan hayır, oluşturulan, çizilen milliyet. Suriye milleti yok. Yani Suriye'nin içinde kimler var? Yani baktığımızda etnik dini unsurlar var. Evet. Bir Irak milleti yok. Yani mesela bir Ürdün milleti falan yok. Evet, yani. Hayır, şu bugünkü mevcut durumda yanlış anlaşılabilir diye. Şurada enteresan bir şey var hocam. Şuraya geliyoruz. Bu hı-hı. coğrafyada yapay devletler. İşte Suriye 1946'da Irak, 46'da bağımsız oldu. Lübnan 1943'te bağımsız oldu. Irak 1932'de bağımsız oldu. Bu coğrafyayı da, yani burayı işte İngiliz Mand İdaresi vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Manda İdaresi çekileceği zaman bu meseleyi Birleşmiş Milletler'in gündemine taşıdılar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bölünme kararı aldı. Burada oldu bittiyle bir Yahudi yurdu oluşturdular. Şimdi İngiltere'nin taahhüdüne bakalım. Bu Balfour Deklarasyonu. Peki hocam, şimdi süremiz de kısıtlı ya. Oldu bittiyle buraya bir ülke kurdular. Evet, bir Yahudi yurdu kurdular. Pezeşkiyan da dedi ya batıya, ya siz getirdiniz, koydunuz bize tehlike olarak, burada oluşturdunuz bu ülkeyi. Lütfen şimdi siz durdurun dedi. Katar da dedi bunu. Değil mi? Daha geçen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldiğinde. Hocam şimdi bu ülkeyi oluşturdular. Bu ülke
genleşmek istiyor, büyümek istiyor ama Amerika Birleşik Devletleri adına diyorsunuz. Bundan sonra siz diyorsunuz ki fiziki olarak bir yeri işgal etmez İsrail. Peki ne yapar? Bu amaçlarından vaz mı geçtiler? Araç olarak kullanıyorlar. İsrail'i enstrüman olarak kullanıyorlar. Aslında bölge üzerinde hegemonya kurmak isteyen devlet ABD. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani ABD bu coğrafyada hükümranlığını genişletmek, tescil etmek, kendisine kafa tutan devletleri istikrarsızlaştırmak istiyor. Peki ne yapıyor bunu İsrail üzerinden? Ne yaptığına bakıyoruz. Yani geçmişten bugüne baktığımızda birinci olarak tabii ki kendisine meydan okuyanlarla, yani bu coğrafya üzerinde ABD hükümranlığına meydan okuyanlarla mücadele ediyor. Yani Sovyetler Birliği vardı mesela, değil mi? Devre dışı kaldı. Tüm Orta Doğu'daki, Afrika'daki böyle Marksist, komünist, anti-emperyalist hareketleri Sovyetler Birliği destekliyordu. Etkisiz hale getirildi. Dağıldı tamam. Sovyetler Birliği. Tamam. Şu an sonra... Çin var ama Çin siyasi olarak yok. Şu an ekonomik olarak bu coğrafyada bir nüfuz alanı, bir hegemonya kurma çabası içerisinde çok önemli mesafede aldı Çin. Rusya'da mı artık siyasi olarak yok bu bölgede? Rusya şu anda dağılma sendromu yaşıyor. Yani işin aslına bakacak olursanız Rusya dışarıya doğru saldırgan politika izlerken, diyelim ki nerede, Gürcistan'da, diyelim ki Kazakistan'da, diyelim ki Ukrayna'da, aslında bir kez daha dağılmaktan korkuyor. Birinci dağılma 1989. Peki bizim etkinlik alanımızı ne olarak tanımlıyor Amerika Birleşik Devletleri bölgede? Güney, Kuzey Kıbrıs'taki varlığımız, Akdeniz'deki varlığımız, işte Arap Baharı'ndan önce bölgedeki ilişkilerimiz olarak, yani tehdit olarak mı görüyor kendi varlığını? Şimdi ABD bizim Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi dış dünyadaki gelişmelere bigane kalan, onlarla ilgilenmeyen, ittifaka bağlı bir çerçeve içerisinde kalmamızı istiyor. Fakat 89 sonrasında pozisyonda siyaseten olmamızı istiyor. Konjonktür değişti. Yani netice olarak evet, Varşova Paktı dağıldı, NATO yeni görev tanımı yaptı. Biz de bu coğrafyada orta büyüklükte bir devlet olarak Batı ile ilişkilerimiz devam ederken ulusal çıkarlarımızı yeniden tanımladık. Ve bu çerçevede ABD ile aslında Orta Doğu coğrafyasında hemen her yerde çatışıyoruz. Yani nadiren işbirliği yapıyoruz. Genel olarak çatışma halindeyiz. Neden hocam peki? NATO ittifakı. Biz mi sataşıyoruz da çatışıyoruz? NATO ittifakı içerisinde buna rağmen varlığımız sürüyor. Çünkü ittifakın içerisinde üye olarak varlığımızı koruyarak ittifakın bize karşı saldırgan, bölücü böyle emellerini engelliyoruz. Yani dışarı çıktığımızda NATO bizim için de tehdit olacak. Bir de NATO'da işte karar alma, biliyorsunuz konvansiyonel bir örgüt, oy birliğiyle karar alıyorlar. Bir takım konularda da engelleme yapıyoruz. Mesela Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni NATO'ya almak için bir girişim başlattılar. Biz bunu engelledik çünkü herkesin el kaldırması lazım. İşte Finlandiya ve İsveç'in katılımı esnasında gördük. Evet, şimdi 100 yıl sonra bir transformasyon yaşıyor Orta Doğu coğrafyası. Bu yapay devletler önümüzdeki diyelim ki 20 yıl, 30 yıl olacak mı? Bunları net olarak bilmiyoruz. Fakat şu an aslında bunun mücadelesi veriliyor. Buralarda emperyalizmin uydusu, yabancılarla işbirliği yapan, halka dayanmayan yapılar kuruldu. Aslına bakacak olursanız yani durum tespiti yapmaya çalışıyoruz. Yani Fransız gibi bakıyoruz. Suçlama anlamında değil. Bu coğrafyadaki yapılar, bazı idareleri, diyelim ki hanedan yönetimleri Arap coğrafyasında, bunların hepsi halktan kopuk yapılar. Ve varlıkları ancak bu şartlar altında devam. Sanırım Güngör Bey'in sorusu ya da itirazı var. Ya 100 yıl öncesine atıfta bulunur. Şimdi Siyonist İsrail... Güngör Bey, sizi şöyle alabilir miyim? Haritayı izleyicilerimizin görmesi İsrail için. Bir kendi koridorunu ya da etki alanını oluşturmaya çalışıyor. Hani buralarda anlattınız, işgal edemez. Amerika Birleşik Devletleri de bir PKK koridoru kurmaya çalıştı ve biz buna karşı güvenlik hareketleri yaptık. Aslında geldiğimiz an itibariyle Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin Kudüs İttifakı çıkışı da bu. Bir de söyleyeyim, yani bunu Devlet Bey gidip böyle ben bir çıkış yapayım, bir siyasi söylem de, bu Cumhur İttifakı içinde yoğrulmuş bir söylem. Onu da altını çizerek söylüyorum. Çünkü bundan kısa bir süre önce Hakan Fidan bir verdiği röportajda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Doğu'da bir güvenlik paktı üzerine çalışıyor. Sınırda şu ülkeler birbirine güvenmiyor dedi. Ondan sonra geldi. Şimdi bir Siyonist koridor, bir de PKK koridoru kurmak için. Geldiğimiz an itibariyle de Türkiye kendi koridorunu ortaya koymak zorunda. Eğer bu coğrafyada taşlar yerinden oynayacaksa, hocamın az önce dediği gibi, bu ya uydu devletler, yapay devletler,
parçalanıp gidecekse o zaman biz de masaya genişletilmiş misak-ı milli koymakla mükellefiz. Büyük Türk Kağan'ı Atilla der ki veciz sözüdür, askeri stratejisi. Sınırlarınızda bir güvenlik sorunu varsa askerlerinizi sınırlarda bekletmeyin. Sınırların ötesine geçin. Biz şu anda 2016 yılından itibaren Fırat Kalkanı'yla, 2019 Mayıs ayında da Pençe Kilit Harekatı'yla askerlerimizi sınırın öbür tarafa getirdik. Bakın bu güvenlikten daha çok bağıra bağıran ortadan gelen bir şey. Ben söyleyeyim, bize de saldırdılar. 15 Temmuz gecesi içeriden saldırdılar. Ve sınırların öbür tarafında da tehdit oluşturdular. Şimdi bugün kapalı oturum oldu. Bir tartışma da çıktı ondan sonra. Adın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise, milletin adı Türk Milleti ise, ordunun adı da Türk ordusuysa burada bekleyemezsin. Burada Amerika Birleşik Devletleri Aksaray Tufan'dan sonra Sayın Erdoğan ne dedi? Gemileriniz neden geldi dedi. Hı hı. Zaten dedi üsleriniz vardı. ABD buraya balık tutmaya gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e aparat olarak bütün coğrafyayı tehdit ediyor. Sadece tehdit İran'a değil bize de. Açıktan tehdit ediyor. Ben bir örnek veriyorum. Coşkun Hoca'nın, biz Barış Pınar Harekatı'nın... Bir saldırı daha olmuş bu arada Beyrut'a. Tamam. Arkadaşlar uyarıyorlar. Buyurun devam edin. 11. gününde durduk Mahmut Hocam. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Savunma Bakanı geldi. Pompeo ve Pence. Bir anlaşma imzaladık. Eğer durmasaydık biz Suriye'de bu hattı oluşturacaktık. Şu anda Türkiye mevcut durumu çok iyi değerlendiriyor. Ben 1 Ekim yasama yılının açılışında Sayın Erdoğan'ın o konuşması çok önemli. Giremedik. Sayın Bahçeli ne dedi? Sayın Erdoğan'ın konuşmasından önemli mesajlar aldım. Cumhur İttifakı'nın bir genel başkanı olarak altını çizerek gidip demlerine o elini sıktı. Bugün grup toplantısında da. Grup toplantısının %80'i buna atadı. Çünkü diyor ki ne diyor Devlet Bey? İç kaleyi, iç direniş cephelerini sağlam tutmamız gerekiyor. Orta Doğu Savaşı'na bu iş evrilebilir. Bakın, Orta Doğu Savaşı'na bu evrilir. 48, 67 ve 73'teki Arap-İsrail Savaşı'ndan söz etmiyorum. 2006'daki Hizbullah-İsrail Savaşı'ndan söz etmiyorum. Ya da bilinen İran-İsrail gerginliğinden değil. Çünkü 55 bin asker var bu bölgede. Bu gördüğünüz bölgede 55 bin Amerikan askeri var. F-22'leri getirdiler. F-22'leri böyle nükleer denizaltılarına Kızıldeniz'den geçip bizim mavi vatanımıza getirdiler. Yani giremediler tam içeriye kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa Kıbrıs'tan söz etti. Arzu Mevlut'a bakarken. Büyük Fatura İvan'la bakın Beyrut, İrfan Hocam, Mahmut Hocam da anlattı. Kadim 5000 yıllık bir şehir vuruyor. Şam bir medeniyet merkezi. Mahmut Hocam Şam dediğimiz kent. Biladı Şam yani Suriye denen bir kavram yok. Birkaç dakika önce medeniyet şehirlerini vuruyor. Siyonizm ve evangelistler coğrafyayı tehdit ediyor. O zaman da biz de Türk milleti olarak genişletilmiş misak-ı milliyi konuşmamız ve tartışmamız gerekiyor. Bu hocam hasamet yani afaki bir şey değil. Onlar plan yapıyorsa biz de kendi planımızı göreceğiz. Bu coğrafya böyle. Kendi planını koyamazsan başkalarının planının parçası olursun. Tekrarlıyorum. Bu coğrafyaya kendi planını koyamazsan başkalarının planı olursun. Artık Orta Doğu'da taşlar yerinde oynadı. Çünkü Türkiye'de üst düzeyden konuşuluyor. Bakın basit bir olay değil. Arzu Mevlüt bize de tehdit diyor. Bizi de tehdit edecekler diyor. Ben sadece bunu bir öngörü olarak belirttim. Hocam katılıyor musunuz? Yani yani işte tabii geleceğe yönelik olarak oluştu. Projeksiyon. Gelecekte ne olacak bunu net olarak bilemiyoruz. Fakat aldığımız pozisyonlarla, tavırla, tutumla geleceğin şekillenmesini yönlendirebiliriz. Türkiye bu coğrafyada en önemli bölgesel ülke. Büyük potansiyeli var. George Friedman diye Amerikalı bir stratejik araştırma kurumunun başkanı. Bunun bir kitabı var, Gelecek Yüzyılın Tarihi. Şimdi bu kitabında diyor ki işte ben neticede falcı değilim diyor. Yani tarihçiler geçmişi yazıyorlar. Ben diyor gelecek konusunda mevcut ülkelerin ulusal güçlerine bakarak bir projeksiyon yapacağım diyor. Yani gelecekte ne olacak? Geleceği tahmin etmek çok zor değil. Yani ne olacak? Yeterince tarih biliyorsan, biraz da matematiğin iyiyse geleceği tahmin etmek çok zor faktör, değil derler değil mi? Pek çok faktör. Yani işin içine giriyor. Siz bir tahmin yapıyorsunuz. Yeni bir gelişme onu tamamen değiştirebiliyor. Şimdi peki hocam, kitaba bakacak bir soru olursak, Suriye eskisi gibi olur mu? Rusya. O kitaba bakacak olursak bu coğrafyada böyle bölgesel güç olarak genişleme potansiyeli olan ülke Türkiye. Avrupa'da Polonya mesela, Uzak Doğu'da Japonya. Yani bu tabii bir tahmin. Hakikaten de Türkiye'de potansiyel var. Ulusal gücünü tek bir alana yoğunlaştırırsa Türkiye, içeride dağınıklığı kaldırırsa
çok önemli başarılara imza atabilir. Emperyalizm ne türlü kurgu yaparsa yapsın. Geçmişte Rus emperyalizmi de yaptı. Hepsini bir bir boşa çıkardık. Amerikan emperyalizmine karşı mücadelemizde de tüm kurguları, planları boşa çıkarma milli mücadele potansiyelimiz var. Milli mücadele de yaptık. Boşa çıkarma potansiyelimiz var. Meğer ki içeride birlik bütünlük olsun. Onun için bugünkü gizli toplantıda, meclis toplantısında konuşulanları ben önemsiyorum. Mecliste temsil edilen tüm gruplar bir ayrım yapılmadan bu konuda ulusal bir hassasiyetin ortaya çıkması için meseleyi ele alıp konuştular. İçeride birlik olduğu sürece Türkiye hiçbir şekilde mağlup aslında edilemez. Bu coğrafyadaki Merve tüm planları ortadan kaldırır. Merve Hanım tarihi referanslara dedi ya, çok önemli bir şey. Selahattin Eyyubi ilk denemesinde Kudüs'ü kurtaramıyor Haçlılardan. İkinci de nasıl kurtarıyor? Ordusunun altında, bayrağının altında Orta Doğu halklarını topluyor. Türkmen, Arap ve Kürtleri topluyor. Bir Kudüs ittifakı kuruyor. Bir tarihi gerçeklik ve Kudüs'ü ona teslim etmek zorunda kalıyorlar. Öyle güçlü bir orduyla orduya giriyor. Bugün o birliktelik olmadı. Yani bu coğrafya, bu kaotik durumdan kurtulmadıktan sonra bu gerçekleşmez. Orta Doğu'da Merve Hanım çok veciz bir sözü vardır. Çok kullanılır. Orta Doğu'daki her şeyin altından Kudüs meselesi çıkar. Kudüs sorunu, bu işgal sorunu çözülmedikten sonra biz Suriye'yi, Irak'ı, Şam'ı, Ürdün'ü, kadim şehirleri daha çok konuşuyoruz. Kudüs öyle bir şehir. Belki de peygamberimizin ilk kıblesi olmasından, mübarek ayağının değmesinden oranın manevi bir iklimi ve ruhu var. Ruhu var. Hatta şöyle derler, Bağdat'ın arka sokaklarında iki çocuk kavga etse, yani empati yaparak, bunun altından Kudüs çıkar diye de çok söylenir. 1948 öncesi Orta Doğu'ya bakalım. Siyonist İsrail gelmeden önce, gayrimeşru şekilde ilan edilmeden Orta Doğu'nun dengelerine bakalım. 48'den sonra yaşananlara bakalım. Tarih dikiz aynası gibi söylüyor. Bak bana diyor. Bak ondan sonra önüne bak diyor. 1917'de son Osmanlı... Herhalde onu biraz daha geriye çekip 1800'lerin sonundan... İşte 1917'de Osmanlı'nın Kudüs'ten, bu coğrafyadan çekilmesinden sonra burada hiçbir zaman bir denge sağlanmadı. Bunu Kudüs'e gidenler, arkadaşlarımız söyle, ben de çok duygulanıyorum. Ne diyorlar? Buralara sık sık geliniz. Siz gittiniz, biz burada yaşadıklarımız ortada. Siz diyorlar, Türkler gitti. Bu bir gerçeklik, bir Orta Doğu gerçeği, bir realite. Ama şimdi 1 Ekim'den sonra bir yılda yeni bir tehdit ortaya çıktı. Belki de o dönemde de, yani tarihi yeterince biliyorsanız dedik ya, o dönemde de Osmanlı'nın içinde kendi içindeki ayrışmalarından kaynaklananların neticesiydi bu toprak kayıpları. Yani Osmanlı'nın askeri gücünden ziyade. Yani şeyi ıskaladık, sanayi devrimini ıskaladık tabii ki. Yani işte İslam milletleri olarak sadece Osmanlı o da değil hocam. Yani öyle bir duruma geldiğinde, Osmanlı'nın son dönemi birazcık daha hassasiyetle okunduğunda, içerideki farklı milletlerin o durumu, yani Osmanlı'nın o kozmopolit durumunun nasıl bugün İran'da, Irak'ta bu kullanılmaya çalışıldıysa, Osmanlı'nın son döneminde de bu kullanılmış ve kısmen de başarılı olunduğunu görüyoruz o dönemin sonunda. Yanlış mı? Elbette sanayi devrimini ıskalamış olmamızın getirileri ağır oldu. Sadece Osmanlı değil. Biraz da o öz eleştiriyi kendimize oradan yapmamız gerekiyor. O yüzden bir daha biz öyle bir şey yaşamayalım diyoruz. Zamanın ruhu, bakın Fransız devriminden sonra milliyetçilik, yani ulus devlet modeli yaygınlaşmaya başladı. Balkan coğrafyasında birbiri peşine işte İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın himayesi altında Ortodoks olan halklar koparıldı ve neticede milliyetçilik dalgası bu coğrafyaya geldiğinde Arapları da tahrik ettiler. Biraz da zamanın ruhu, buna uygun olarak bizim kendimizi Osmanlı coğrafyasında, Osmanlı döneminde yenileyememiş olmamız. Evet, yani bu coğrafyanın bir öznesi vardır. Güçlü ordun olmadan bu coğrafyada ayakta duramaz. Bir, o, iki or. Ama bence bir o, yani ona dikkat çekmek, onun altını çizmemiz gerekiyor. Bir de güçlü ordu. Sayın hocamın da dediği siyasi gibi, yani biz içeride bir bütün olursak her şeyin karşısında durabiliriz. Şimdi, günün sonunda belki de, yani işte Coşkun Bey belki bir mesaj vermek istiyor. Tek bir cümlenizi rica edersem Sayın Başbuğ, çünkü kapatacağım ya artık. Şöyle kapatalım. Bu iş öyle göründüğü kadar kolay değil. Amerika ve İsrail bu planı yapıyor ama burada alana hakim, her şeyi bilen ve süreci de belli bir noktaya getiren Türkiye gerçeği var. Dolayısıyla o şeytani planı uygulamaya kalksalar dahi Türkiye buna müsaade etmez. Biz bir şekilde aşarız burayı. Ama burada mühim olan bizim aşmamız değil. Kanın nasıl duracağı, yani bu ateşin nasıl söneceği Lübnan ve Filistin özelinde, işte bunun cevabı yok. Yani biz bunun mücadelesini veriyoruz ama herhalde hocalarımdan hiçbiri şöyle bir yol izlersek bu işin sonunda aydınlığa çıkarız peki diyecek bir formülü yoktur. Çünkü gerçekten tıkandı süreç. Peki. Ne İslam dünyası ne Batı dünyasından herhangi bir tepki yok. Sadece biz
söylüyoruz ve biz dinliyoruz. Yani bu olası bölgedeki tehlikeler zaten o birlik ve beraberliğin sağlanamaması durumunda belki plan dahiline konulacak tehlikelerdir Amerika Birleşik Devletleri İsrail açısından. Coşkun Başbuğ, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Güngör Yavuz Arslan, çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor İrfan Kayırgüler, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Mahmut Ev, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Memleket meselesini burada noktalıyoruz. Epey de açtık süremizi. Beyrut'un bombalandığı anlarda ne yazık ki yayın başından itibaren o bombardıman başladı. 37 geçiyordu herhalde, 21.37'de hala devam ederken biz yayın noktalıyoruz.